Adınız nedir? Adım Mehmet Tahir. Mehmet Bey, nerelisiniz? Ben Mardinliyim. Nerede ikamet ediyorsunuz? Büyükçekmece. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Çok iyi tanıyorum. Kendisiyle ilgili görüşleriniz ve beklentileriniz neler? Benim beklentim sabahları bu sahil denizinde bütün millet giriyor sıcak havalarda. Sahili bazı personeli görevlendirip denizin temizlenmesini istiyorum. Pislik içinde. Anlatabildim mi? Vatandaş pislik içinde olamaz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz desem? Bir dakika. Büyükçekmece sorunu. Ben Büyükçekmeceli olduğum için önce sorunu. Peki. İkincisi, bu işletmeler kirli sularını bu denize akıtıyorlar. Ne oluyor? Bu kirli sularda her türlü hastalık var. Vatandaşımız zehirleniyor. Bitti. Hastalık, çocuklar, bak görüyorsun. Bak. Bütün çoluk çocuk denizde. Deniz temiz ki. Gördünüz mü? Yani biz denizin temizliğinden memnun değiliz. Temiz. Hiç. Dalga gelir. Tamam mı? Ha. Anlatabildim mi? Buna biraz sıkı tutması lazım. Büyükçekmece. Ana kente deyince, ana kent, ben şahsen şu anda belediye başkanı seçildiğinden beri işler düzene gitmiyor. Her taraf pislik içinde. Metrobüsler bile doğru düzgün çalışmıyor. Anlatabildim mi? İmamoğlu'nun bu İstanbul'a hizmet edeceğine ben asla inanmıyorum. Anlatabildim mi? Para kazandık, para yaptık değil. Önce eser yapacak, eser ne yapacağını, yaptığı eserleri, onlarda tarihi eserleri ve benzeri şeyleri gösterecek. Anlatabildim mi? Hani şeffaf diyor ya, ben asla şeffaf olmadığını, karanlık biri olduğunu ben görüyorum buradan. Ben görüyorum, gözüm görüyor. Ben 50 seneden beri İstanbul'dayım ya. İstanbul vatandaşıyım. Avcılar nüfusuna kayıtlıyım. Görüyorum ben. Ama inşallah bizim temennimiz odur ki, daha yeni bir başlangıç yaptı kendisi bütün afişlerde. Bizim masrafsız her tarafa, her şu anda afişlerle ve sloganla İstanbul'u idare ediyor. Her tarafta afiş. Milyonlarca para o afişlere harcanıyor. Biz gerçek ve hakiki icraatı bekliyoruz. Bu kadar. Allah ona yardımcı olsun. İnşallah daha güzel hizmetler yapacağına biz inanmak istiyoruz. İnanmak istiyoruz. Peki Büyükçekmece Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz bir mesaj veya bir talebiniz var mı? Valla Büyükçekmece Belediye Başkanı'na bu Beylikdüzü Başkanlığı döneminde Beylikdüzü'nde bir Makaryos resmini dikmiş, heykelini yapmış. O heykelin, o Türk toplumunun katliamcısının heykelinin kaldırılmasını ben istiyorum. Orada ne işi var? Bitti. Siz de biliyorsunuz değil mi? Dolaşıyoruz, görüyorsunuz. Makaryos heykelini gördünüz. Teşekkürler. Başka?